Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Bizim nasıl bir kaderimiz varmış? Memleketimizin nasıl bir kaderi varmış? Coğrafyamızın nasıl bir kaderi varmış? Felaketler üst üste geliyor ve yaşadığımız bu doğal afetlerin üzerine hiç de doğal olmayan insan yapımı, kul yapımı felaketler, kötülüklerle boğuşmak zorunda kalıyoruz ve görüyoruz ve anlıyoruz ki başımıza gelen felaketler, on binlerce insanımızı kaybetmemiz kesinlikle kader değilmiş. Kötülükmüş. Bilinçli tercihler sonrasında, bilinçli, bilerek, isteyerek yapılmış yanlışlar sonrasında kaybetmişiz insanlarımızı, kaybetmişiz hayatları, kaybetmişiz umutlarımızı, çok büyük kayıplar vermişiz. Yunanistan'da bu gece bir tren kazası meydana geldi sevgili izleyenler. Ve bu tren kazasında maalesef şu ana kadar 40'a yakın insan hayatını kaybetti. Belki de bu sayı artacak. İki tren birbiriyle çarpıştı ve çoğunluğu genç, üniversite öğrencilerinden oluşan yüzden fazla insan yaralandı ve ölü sayısının artmasından endişe ediyorlar. Böyle kazalar Yunanistan'da olduğu gibi Türkiye'de de oluyor, dünyanın her tarafında da oluyor. Ve bu kazaların sonucuna bakarak aslında o ülkelerin kaderinin ne olduğunu anlıyoruz. Mesela Yunanistan'ın kaderiyle Türkiye'nin kaderi aynı değilmiş demek ki. Aynı coğrafyada ülkeleriz, birbirimize yakınız, kapı komşumuz Yunanistan ama Yunanistan'ın kaderi daha farklıymış. Çünkü bu tren kazasından sonra Yunanistan'ın Ulaştırma Bakanı istifa etti sevgili izleyenler. Bu kadar insan öldükten sonra hiçbir şey olmamış gibi davranamayız dedi. Sorumluluğu üzerine aldı. Görevimizi düzgün yapmamışız demek ki dedi ve istifa etti. Belki bununla da kalmayacak. Belki birçok kişi yargılanacak. Belki birçok kişi ceza alacak. Sorumluluğunu yapmayanlar, bu kazada hatası olanlar, kusuru olanlar, görevini düzgün yapmayanlar ceza alacaklar. Yunanistan'daki kaderle Türkiye'deki kader arasındaki fark neden? Neden kaynaklanıyor bu kader farklılığı? Hepimiz bunun cevabını çok iyi biliyoruz sevgili izleyenler. Türkiye'de ahlak yok. Türkiye'de büyük bir ahlaksızlık var. Türkiye'de ahlaklı ve dürüst olduğunuz zaman enayi muamelesi görüyorsunuz. Türkiye'de çalışkan olursanız, görevinizi düzgün yaparsanız sizi barındırmıyorlar. Türkiye'de suça, harama, günaha, hırsızlığa, yolsuzluğa göz yummazsanız sizi harcıyorlar. Değersiz oluyorsunuz. Hiçbir itibarınız olmuyor. Ama ahlak bambaşka bir şey dinlerden, inançlardan, ırklardan, memleketlerden, coğrafyalardan bağımsız bir şekilde en üst mertebede duran en önemli değer ahlak. Demek ki Yunanistan'da hala ahlaklı birileri var. Böyle bir kazadan sonra Ulaştırma Bakanı'nın istifa edebilecek kadar bireysel ahlakı var ve bir bakanı istifaya götürecek kadar toplumsal bir ahlak var. Buna göz yummuyorlar. Bunu alttan almıyorlar. Bunu unutmuyorlar. Aman bizim partimiz iktidarda. Dolayısıyla hemen bir gürültü çıkaralım da bu unutulsun demiyorlar. Kader demiyorlar, fıtrat demiyorlar. Suçu Allah'a atmıyorlar. Suçu yağmura, buluta, güneşe atmıyorlar ve sorumluluk alıyorlar. Türkiye'de ahlaksızlar var. Türkiye'de çok büyük ahlaksızlar var. Öyle büyük ahlaksızlar var ki bu konuda dünya lideri her biri. 50 bin insan öldü sevgili izleyenler. 50 bin. 50 bin. 50 bin. Bir kişi istifa etmedi. Bir kişi istifa etmedi. Bir kişi de bu ahlak yokmuş. Bir kişi de bile bu onur, bu şeref, bu haysiyet yokmuş. Bir kişi de bile şu kadarcık bir vicdan yokmuş. 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 Oturup bunu ağlamamız lazım. Türkiye'de iktidarlar değişebilir. Türkiye'de cumhurbaşkanları değişebilir. Belki Türkiye'nin ekonomisi düzelir. Ama eğer bu ahlak sorununu biz çözmezsek, eğer ahlaksızlara pirin vermeye devam edersek, eğer kafasına takke taktı, yakasına bilmem ne rozeti taktı, şurada şöyle poz verdi, burada böyle poz verdi, aman güzel Kur'an okuyor, aman bizim siyasi partiden, aman hemşerim, aman bilmem neyim diye insanların ahlaksızlığına göz yumarsak, ahlaksızları başımıza tac edersek, ahlaksızların başımızda yönetici olmasına müsaade edersek, biz düze çıkamayız. Çıkamayız sevgili izleyenler. 6 Şubat'tan beri, bir kişi bile istifa etmedi. Bir tane yönetici bile istifa etmedi. Türkiye'de bu depremin öncesinde o kadar çok tren kazası oldu. O kadar çok maden faciası oldu. O kadar büyük seller yaşandı, facialar yaşandı. Bir kişi bile istifa etmedi. Bilerek genelleme yapıyorum. Demek ki bir tane bile ahlaklı insan yokmuş. Hakaret etmek için söylemiyorum. Ahlaksız kelimesi hakaret değildir. Bu bir durumun özetidir. Ben bu durumun fotoğrafını çekiyorum ve diyorum ki iktidarın içinde en tepesindeki Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak en aşağısındaki belediyelerde teşkilatlarda çalışan insanlara kadar bir tane bile ahlaklı insan yokmuş. Buna deprem yaşanan, felaketin yaşandığı şehirlerdeki CHP'li belediyeleri, muhalif belediyeleri de dahil ediyorum. Oradan da bir kişi çıkmadı istifa eden. Bir kişi çıkmadı. Allah aşkına bir kişi çıkmadı sorumluluk alan, vicdan azabı çeken, uyuyamıyorum diyen lokma boğazımdan geç diyen bir kişi çıkmadı. Yani bizim kader dediğimiz şey seçimlerden ibarettir. Bizim kader dediğimiz şey verdiğimiz kararlardan ibarettir. Doğru kararları vermezsek, doğru insanları desteklemezsek, doğru söze değer vermezsek, doğruluğu, iyiliği, güzelliği, hakikati, adaleti baş tacı etmezsek, hayatımızda olmazsa olmazımız dürüstlük olmazsa, adalet olmazsa, başkasına zulüm yapılınca ses çıkarmazsak, bize zulüm yapılınca bağırırsak, çağırırsak, feryat edersek, zulmedenin kimliğine bakıp, aa o bizden işteyip onun yaptığı zulme ses çıkarmazsak hatta alkışlarsak destek verirsek bu memleketin kaderi her zaman facia olur. Her zaman ölüm olur. Her zaman acı olur. Her zaman feryat ederiz. Döner durur bu asla paslanmayan bu zulüm kılıcı. Çalışmaya devam eder. Doğramaya devam eder. Bugünümüzü, yarınımızı, gençliğimizi, geleceğimizi, istikbalimizi doğramaya devam eder. Biz seçeceğiz. Doğru kararı biz vereceğiz ahlaklı insanları seçeceğiz. Her kademede, her basamakta, devletin en tepesinden en aşağısına kadar ahlaksızlara fırsat vermeyeceğiz. Ellerine fırsat geçtiğinde bir insan, bin insan, elli bin insan bile ölse umurlarında değil çünkü. Umurlarında değil. Depremin olduğu 6 Şubat tarihinden bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak, Devlet Bahçeli'den başlayarak, devletin o önemli büyük kademelerinde bir tane bile insan evladı insanca davranmadı. Bir tane bile insan evladı bu kadar insan öldü, istifa edeyim demedi. Onu zaten geçtik. Öyle beklentimiz zaten yoktu. Ama sövdüler, küfrettiler, hakaret ettiler. En ağır kelimeleri kullandılar. Devlet Bahçeli deprem olduktan sonra günlerce tweet mi tweet atmadı sevgili izleyenler. Ortalıkta görünmedi. Amaç neydi? Bütün enkaz Erdoğan'ın üstünde kalsın. Hala orada bile kendi imajını düşünüyor. Büyük Türk büyüğü Devlet Bahçeli. Sonra Erdoğan bunu fark edince Devlet Bahçeli'yi aldığı yanına çanta gibi gezdiriyor şu anda. Pazar arabası gibi peşinde gezdiriyor. Git diğer yere götürüyor yanında. Niye? Çünkü diyor ki bir halt yediysek beraber yedik. O zaman buyurun efendim. Zaten Devlet Bahçeli ile Erdoğan'ın nasıl insanlar olduğunu birbirlerine ettikleri küfürlerden, birbirlerine ettikleri hakaretlerden biliyoruz ve ikisi de çok haklıydı. Evet, Erdoğan Devlet Bahçeli hakkında hangi kötü kelimeyi kullandıysa haklıydı. Devlet Bahçeli Erdoğan hakkında hangi ağır laflar ettiyse haklıydı. Ve ikisi bir araya geldiler, güçlerini, küfürlerini birleştirdiler, halka küfrediyorlar. Depremzedeleri tehdit ediyorlar. Kendilerini eleştiren insanları tutuklattırıyorlar. Ve bunu yapmaya da devam edecekler. Güç kendilerinde olduğu müddetçe. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının deprem bölgesindeki faaliyetlerini tanıtan video klip için özür diledi. Koca sosyal medya hesabından filmi kaldırdı. 50 bin insan ölmüş. Hastaneler yıkılmış. Hastaneler yıkılmış. Hastaneler yıkılmış, hastaneler, hastaneler yıkılmış. Tamam 99 yılından önce yapılan binalar bilmem ne falan filan diye konuşuyorsunuz. Depreme dayanıksız raporu verilen hastaneyi çalıştırmaya devam etmişsiniz. Özür dileyen yok, istifa eden yok. Ve bunun üstüne bir de onca insan ölmüşken bakan beyler yaptıkları başarılı çalışmaların video klibini hazırlattırıyorlar. Sizin paranızla, milletin vergileriyle. Bu arada yaptıkları başarılı çalışmalar filan derken eczacıların gönüllü olarak imece usulüyle kurdukları sahra eczanelerini biz kurduk diye yalan söylüyor. Gönüllü doktorların çalışmalarının üzerine konuyor, kendi logosunu yapıştırıyor. Sonra da milletten topladığı vergiyle kendi tanıtım videosunu yaptırıyor sevgili izleyenler. O kadar tepki geldikten sonra nasıl olduysa özür dilemiş Fahrettin Koca. İstifa etmen gerekiyor. Def olup gitmen gerekiyor. O koltuktan inmen gerekiyor. Ama istifa etmeyeceksin. Gitmeyeceksin. Bunun da farkındayız sevgili izleyenler. İstifa edemezler. Bakın onurdan, haysiyetten öte bir şeyden bahsediyorum. İstifa edecek cesaretleri yok. Çünkü istifa ederlerse reislerine baş kaldırmış olurlar. Reisleri ancak onları azledebilir. Ancak onları kullanılmış bir peçete gibi yere atabilir. Berat Albayrak istifa etmeye çalıştı. Ne yaptılar? İstifa ettirdiler mi? İstifa ettiğini duyurdular mı? Sonra görevden af talebi kabul edildi dediler. Ancak af dileyebilirler. Ancak az dedilebilirler. Bu kadar değersizler, bu kadar iradesizler, bu kadar karaktersizler. İstifa etmek için normalde ahlak gereklidir. Bunlarda ahlak zaten yok. E o cesaret de yok. E bir yandan da o koltukta oturmanın nimetlerinden faydalanmaya, rantlarından faydalanmaya devam edecekler. Afat çalışanı da kabul etti. Hatay kaderine terk edildi. En acı hatalara şahit olduk. Bunu bir AFAD çalışanı söylüyor sevgili izleyenler. O söylemese bile binlerce insan söyledi, haykırdı binlerce insan. Ama küfür yediler. Ama çok ağır küfürler yediler. Ve biz o küfürleri bir kenara not ettik. Biz o hakaretleri bir kenara not ettik. Yüz binlerce insanın yapayalnız bırakıldığını, yüz binlerce insanın çaresiz bırakıldığını, çadırsız bırakıldığını, evsiz bırakıldığını, yardımsız bırakıldığını, enkaz altlarında binlerce insanın kurtarılabilecekken kurtarılmadığını, kurtarılamadığını demiyorum, kurtarılmadığını biz de bir kenara not ettik. Şimdi orada yapılanlara ya da daha doğrusu yapılmayanlara şahit olan insanlar konuşuyorlar, yazıyorlar. Onların konuştukları, yazdıkları web sitelerini kapatmaya çalışıyorlar. Kapatıyorlar. Ekşi Sözcük bu yüzden kapatıldı sevgili izleyenler. Ekşi Sözcük'teki bazı entriler beyefendilerin moralini çok bozdu. Çünkü olaylara ilk gün ilk dakikadan itibaren şahit olmuş bir askerin bir subayın yazdıkları belki görmüşsünüzdür uzun uzun anlatmış neler olduğunu. Ve oradan birinci ağızdan görevli memurların, afat görevlilerinin, subayların, askerlerin, polislerin, doktorların şahitliklerini insanlar duydukları zaman beyefendilerin morali bozuluyor. Çok üzülüyorlar. Çok üzülüyorlar yedikleri haltlar konuşulmasın diye, yaptıkları kötülükler konuşulmasın diye bunların konuşulduğu mecraları kapatıyorlar. Bunları konuşan insanları tutukluyorlar, susturmaya çalışıyorlar. Gözaltına alıyorlar, yurt dışı çıkış yasağı koyuyorlar. Tehdit ediyorlar, gözdağı veriyorlar. Depremin ilk üç günü sarayda ne yaptılarsa, ne film çevirdilerse, ne halt yedilerse kurtarılabilecek durumda olan binlerce insanın ölmesine sebep oldular. Ve biz toplamda kaç insanımızı kaybettiğimizi bilemeyeceğiz bile. Kesin sayıyı bilemeyeceğiz sevgili izleyenler. Çünkü bazı kayıplarımız o enkazların içinde mulozlara karıştı ve gitti. Bu acı gerçeği de kabullenmek zorundayız. Ve bir meclis klasiği, AKP ve MHP oylarıyla reddedilen bir önerge daha sevgili izleyenler. Kızılay satışları araştırılsın önergesine red. O meclisteki AKP'li MHP'li milletvekillerinin birçoğunun adını bilmiyoruz. Birçoğunun sesini filan duymadık hiçbir fonksiyonları yok el kaldırıp indirmek dışında. Ve ellerini kaldırıp indirerek kendi hikayelerini kendileri yazıyorlar. Kahramanmaraş'ta bir depremzede kadın. Su istiyorum. Sadece su. Parmağında yüzük var. Niye bozdurup kendi ihtiyacını almıyorsun diyorlar. Önce eğitsinler, adam etsinler. Ondan sonra afadın başına oturtsunlar. Ahlaksızlık sevgili izleyenler öyle tipleri öyle koltuklara oturtturdular. Öyle tiplere öyle yetkiler verdiler ki ben düşününce öfkeleniyorum. Her şeyini kaybetmiş insanlara kim bilir nasıl kaba davranan herifler var oralarda. Her şeyini kaybetmiş yaralı insanlara, hüzünlü insanlara, kederli insanlara, ailesinden onlarca kişiyi kaybetmiş insanlar var. Kim bilir o insanlara ne kadar kötü davranan, ne kadar hor davranan, hakir davranan tipler var oralarda. Vardır sevgili izleyenler reislerine bakıp reislerinden örnek alıp onlar da sövüyorlardır, hakaret ediyorlardır, bağırıyorlardır. Evet, bir yandan depremin yıkımıyla uğraşıyoruz, depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyoruz, depremden sonra yaşanan skandallarla boğuşuyoruz. Bir yandan da Türkiye'de siyasi gündem ilerlemeye devam ediyor. Seçim tarihi resmi olarak netleşmedi sevgili izleyenler. 14 Mayıs'ta mı yapacaklar mı? yoksa normal tarihinde Haziran'da mı yapacaklar bilmiyoruz. Bu arada altılı masa adayını yarın belirleyecek galiba. Belki açıklamayı daha sonraya bırakabilirlermiş. Seçim tarihinin netleşmesini bekleyecekler. Kesinleşmesini bekleyecekler. Bu arada gazeteci Ahmet Dönmez arkadaşım bir video yayınladı YouTube kanalında. Ben izlerken inşallah öyle bir şey olmaz diyerek izledim. Ama Videoda bu bahsettiği bu korkunç planı birkaç yerden teyit ettiğini, araştırdığını, çok güçlü bir ihtimal olduğunu ve bu yüzden paylaştığını söyledi. Sizin de vaktiniz olursa izleyebilirsiniz. Özet olarak nedir bu? Eğer seçim olur ve seçimi Erdoğan kaybederse, seçimi muhalefetin adayı kazanırsa biz ne yapacağız diye planlar yapıyorlar, toplantılar yapıyorlar, ihtimalleri konuşuyorlar ve önlerinde duran ihtimal askeri darbe. Eğer iktidarı kaybederlerse, iktidarı kaybetmemek için rejimlerini devam ettirmek için muhalefet seçimi kazanırsa askeri bir darbe yapılacak ve bu askeri darbeyi nasıl temellendirecekler? Diyecekler ki muhalefet terör örgütleriyle iş tutuyor. Muhalefetin adayını terör örgütleri destekledi. Dolayısıyla ülkenin yönetimini teröristlere bırakamayız diyerek böyle bir darbe girişimi planı iddiası var sevgili izleyenler. Olmamasını temenni ediyorum. İnşallah olmaz diyorum. Ama yaptıkları yapacaklarının teminatıdır diye düşünerek endişelenmekte de haklıyız galiba. Türkiye'nin önümüzdeki birkaç ayı hayati derecede önemli, tarihi derecede önemli. Bakalım daha neler yaşayacağız.